kimse gözlerine inanamadı. Gala'ya eşofmanla katıldı. Farah Zeynep Abdullah sıra dışı tarzıyla geceye nasıl damga vurdu? Ben İngiltere'deyken hep vintage giyinirdim. Yaşadıkları problemle haftalarca konuşulan Hande Ataizi ve Farah Zeynep Abdullah galada barıştı mı? Bu magazin şeyleri bitti. Çağlar Ertuğrul'dan çok konuşulacak evlilik yorumu. Boşanmaların en büyük sebebi evlilik. Zeynep Beşerler ihanete uğradığı yönündeki iddialara ne yanıt verdi? Ben de bilmiyorum. İhtar filminin galasında kıyafet tercihleri damga vurdu. Perin Akil galaya omuzları açık mavi bir elbiseyle katılırken Anıl Altan geceye uygun bir tarz seçmişti. Onun dışında kızlarıma bakıyoruz. Kocaman. Koşturuyoruz. Kocama bakıyorum. Yani şu anda öyle açıkçası bu evde bekliyordu beni ne zaman giyeceğim diye merak ediyordum. Bu akşama denk geldi. Bu akşama kısmetmiş. 1920'ler 30'lar temasına en azından biraz uyumaya çalıştım. Çok heyecanlıyım burada olduğum için. Gecenin muhabirliğini yapan Danla Biliç ve Cemal Can'a uzatıyoruz mikrofonumuzu. Kocamı mı aldatacağım? Ay, olamam, yapamam. Yapamam, ayrılırım. Yapamaz mı? Yapamam. Yalan bile söyleyemiyorum, ne aldatması. Yapamam, bakma sen benim böyle dişli durduğuma, ben var ya falan. Zeynep Beşerler de gecenin zarif isimleri arasındaydı. Ünlü oyuncu ihanete uğradığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Bizim 7 yaşında bir oğlumuz var ve biliyorsun artık okuma yazma biliyor. O yüzden bu konu hakkında çok da konuşmayı doğru bulmuyorum. Olduğu zaman herkes duyuyor zaten, kimseden bir gizlimiz saklımız da olmadığı için. Kalan konularda beni çok bağlayan konular değil. Muhatabı da ben değilim bunların. Ay, muhatabını bulduğunuzda sorun. Sorular şunu sorayım. Tabii ki. Doğru mu? Ben de bilmiyorum. Çağlar Ertuğrul'a uzatıyoruz mikrofonumuzu. Özel hayatıyla ilgili açıklamalar yapan yakışıklı oyuncu çok konuşulacak bir yoruma da imza atıyor. Benim ilişkim var maşallah. 7 yıldır devam ediyor. Çoğu evlilik bizimki kadar bile devam etmiyor. Bilmiyorum ya, boşanmaların en büyük sebebi evlilik gibi düşünüyorum herhalde. Bu bir totem gibi oldu aslında belki de sizler için. Yok öyle bir, bilmiyorum. Yarın öbür gün bir zorunluluk çıkar. Farah Zeynep Abdullah eşofmana benzeyen tarzıyla herkesi şaşırttı. Bengisu ve Ayça gerçekten beni çok iyi anladılar. Ben İngiltere'deyken hep vintage giyinirdim, ikinciye giyinirdim. Onlara bunları anlatmıştım ve onlar da bana bu gerçekten hayalimden de daha güzel olan kıyafetle geldiler. Çok teşekkür ediyorum onlara. Başlatacak gibi de duruyorsunuz aslında. Yok, sanma. Kıyafetiyle ve özellikle de bilekliğiyle Hande Ataizi de dikkatleri üzerinde topladı. Ben şöyle bir dedikodu aldım, 3 kişi tarafından getirildi. Ya yapma çocuklar, bazı yapıyorsunuz bak. Doğru mudur? Doğrudur. Öyle geçmişim. Öyle ben. Bir bakışı vardı ki. Çok para kazanıyoruz arkadaşlar. Ben ücretleri yatırıyorum. Hande Ataizi ve Farah Zeynep Abdullah'ın yaşadıkları problem çok konuşulmuştu fakat galada hiçbir sorun yaşanmamış gibi birbirlerine sarıldılar. Bir de sarıldı. Küsmedik ki bak hala. Diyoruz küsmedik. Dedim ki size galada göreceksiniz zaten. Hani biz... Ben özellikle ben konuşayım. Ay evet. Ben hayır konuşmak istedim. Böyle içimden geldi. Şöyle bu film bana geldiğinde gerçekten ben Farah'ı çok sevdiğim için ve pro Farah olduğum için hani en beğendiğim kadın oyuncu olduğu için süper mutlu oldum. Ve gerçekten hani biz başlangıçtan sona kadar hani yemin etsek başımız ağrımaz. Gerçekten süper böyle güzel bir ikili olduk. Evet, gerçekten öyle. Canım benim, çünkü ama şimdi bazı şeyler bilinmiyor. Bize yansıdı, bizle hiç alakası yok. Hani kişilerle hiç alakası olmayan bir duruma girdi. Ben de şimdi konuşamadım. Bana da dediler sakın konuşma. Hadi bir konuşulsa, evet yani neler konuşulurdu işte böyle bir durum olmazdı. O yüzden... Ben anlayamıyorum zaten bu kadar ne olsun yani. Bir şey olmuş da onu anlatmamız gerekiyor gibi bir şey var. Ben bir şey, bir kere yaratım aşamasında hani hepimiz gerçekten tartışarak rollerimizi çıkardık ama bu kavga değil. Bizim gerçi hiç aramızda öyle bir şey olmadı. Ve hani o sancı içinde güzel bir şey ortaya çıkarırken herkes çok hassas davranıyor. Yani bunu
söylemesem mi acaba, buna şunu mu eklesem değil mi? Hani bizim versiyon versiyon çektiğimiz çok sahnelerimiz oldu anne kız olarak. Elbette ki gecenin konusu yeni uyarlamanın eskisiyle karşılaştırılıp karşılaştırılmayacağıydı. Çok normal çünkü çok efsane bir dizi. Benim için de çok efsane bir dizi. Ondan önceki versiyon da çok uyarlama da çok efsaneydi. Ve hepsi halkta hep yer etti. Bundan sonra da olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok ölümsüz bir eser, çok derinlikli yazılmış, bireyi anlatan, ruhların derinliğine kadar inceleyen bir eser olduğu için her döneme uygun. Ve bu 15-20 yılda bir herhalde tekrar tekrar umarım ki yapılır. Evet, Farah'ın tarzını konuşacağız ama son dakika gelişmesi var. Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlandı. Bahar Candan'ın sosyal medya hesabında yaptığı "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" başlıklı paylaşımı soruluyor ve şu cevabı veriyor. O paylaşımda iki yazacağıma yanlışlıkla 12 yazdım. Amacım espriydi. Şakaydı demiş Bahar Candan. Biraz evvel ne demiştik? O paylaşımı da getirelim ekrana arkadaşlar, gelsin. Biraz evvel ne demiştik? Allah ifadelerini alan polislere yardım etsin. İşin içinden nasıl çıkacaklar? Belki iki kat mesai yapmak durumunda kalacaklar. Diğer fenomenler de bu altınlar gerçek değil, sahte demişti. Alo. Bir diğer fenomen de 12 değil 2 dedi. Bakalım daha nereye gideceğiz? Şimdi reklama gidiyoruz. Reklama gidiyoruz. Konuş evet. Seninle. Seni dinliyorum. Lütfen konuş.